Merhaba, IGTV'ye ilk videom, o da bugüne kısmetmiş. Hem şöyle kısa bir update, hem de duygu ve düşünce paylaşma videosu olacak benim için. Efendim, bugün Kasım'ın 29. günü, benim de doğum günüm. 30 yaşımı bitirmiş bulunmaktayım, artık kendime gönül rahatlığıyla 30 yaşımdayım diyebilirim sanırım. Hem 30 yaşımı bitirdiğim gün, hem de yurt dışındaki serüvenimi sonlandırdığım gün. Şu an eşyalarımı toplamakla meşgulüm. Yarından itibaren birkaç gün arkadaşımda kalacağım artık. Alfred'in evraklarını tamamlayana kadar birkaç testinin sonucunu bekliyoruz. Ya benim gözümde şu anda yurt dışında artık benim kaldığım bir evim olmadığı için bu gece benim için bu 17 yaşımda çıktığım yurt dışı serüveninin son gecesi. Duygu ve düşünce olarak hayatım boyunca hep radikal kararlar verdim. Çok genç yaşta evden ayrıldım ve bunun bana hem artıları oldu hem eksileri oldu ama şu ana kadar aldığım hiçbir karardan pişman değilim açıkçası. Çünkü yani kimisinin gözünde yanlış karar gibi görünse de sonunda o kararlardan çıkan sonuçlar itibariyle ben yaşadığım şeylerden tecrübe kazandığım için hayatımda yaşadığım hiçbir şeyi boşa yaşamış gibi hissetmiyorum açıkçası. Şöyle bir dönüp baktığım zaman bu 13 yıl içinde çok rota değiştirdim. Çok karar değiştirdim, çok fikir değiştirdim. Yapmak istediğim şeylerle ilgili, yaptığım şeylerle ilgili ya da yapmak tan vazgeçtiğim şeylerle ilgili çok karar değiştirdim. Bilmiyorum kiminize göre, hatta yakınımdaki bazı insanlara göre yaptığım şeylerin bir kısmı yanlıştı ama dediğim gibi yaptığım her şeyden sonsuz derecede memnunum. Şu anki kararımla da ilgili tabii ki içimde kuşkular var, tabii ki içimde şüpheler var. Dönmek doğru bir hareket mi? Böyle mi devam etmeliydim? Belki de müstakbel eşimle burada mı yaşamalıydık? Ya da başka bir ülkede mi yaşamalıydık? Bunları şu anda tam olarak kestiremiyorum. Belki de yanlış bir karar. Bilmiyorum. Ama çok da umurumda değil. Çünkü yarın öbür gün dönüp baktığımda Türkiye'de olayım veya başka bir ülkede olayım veya ne bileyim başka bir konumda olayım. Pek bir şeyin değişeceğini zannetmiyorum. Sonuçta bu yaşadığım tecrübeleri cebime ata ata hayatıma devam ediyorum. Biraz buruk, biraz yorgun, inanılmaz yorgunum. Yani iki gündür neredeyse aralıksız paketleme işlemindeyim. Şöyle biraz arkamı dönersem şuradaki paketleri bilmem neleri görebilirsiniz. Özellikle salon tarafında. O yüzden çok yorgunum. Hayatımda geçirdim belki de en kötü doğum günü. Çünkü taşınmak gerçekten işkence, büyük bir ızdırap. Büyük bir yorgunluk şelalesi, büyük bir bıkkınlık getiren bir şey. Ve ben bunca yıl kaplumbağa gibi evimi sırtımda taşıya taşıya, Almanya'nın çeşitli yerlerinde olsun, Leipzig'in çeşitli yerlerinde olsun, Polonya'da iki kez olsun, çok taşınmış bir insan olarak artık bu taşınmanın son taşınma olmasını istiyorum. Aranızda soranlar olacaktır, işte neden bu kadar yalnız kaldın, neden bu kadar yalnız kalmayı tercih ettin? 13 yıl boyunca tek başına oralarda neden kendini paraladın? Yani açıkçası dönecek bir yerim vardı her zaman. Yani tamam dediğimde bana kucağını açacak bir ailem her zaman vardı tabii ki. Alfred kuyruğunu kovalamazsan sevinirim. Ama işte var ya o böyle bir İlginç bir gurur, ilginç bir ego da diyeceğim buna, var ya işte. Ben döneceğim yeri kendim yaratmak istedim. Şimdi orayı yarattım. Oraya gideceğim. Yani bunun böyle buruk bir sevinci var içimde. Şöyle buruk. Artık yoruldum biraz. Biraz yoruldum. Yalan söylemeyeceğim. Son adımları böyle atarken çok yoruluyorum şu anda. İnanılmaz yoruluyorum ve en çok yoran da her şeyi tek başıma
yapıyor olmak. Yardımcı olmak isteyen tabii ki insanlar oldu. Ailemden, çevremden. Kabul etmedim çünkü hani buradaki son adımımı da kendim atmak istedim. Sola atmak istedim sanırım. Kapanışı da kendim yapmak istedim. Bilmiyorum. Bu anlattığım şeyler ilginizi çeker mi ama böyle bir duygu düşünce boşalımı yapayım dedim sizlere. Halimi de lütfen şey görmeyin. Gerçekten 2 gündür aralıksız burada çalışmalara devam ediyorum. Kaç poşet çöp attım ben bile bilmiyorum. Dediğim gibi umarım oğluşumuzun işlemlerini, kağıtlarını, gerekli belgelerini hızlıca halledip hızlıca artık Türkiye'ye gelirim. Hep soruyorsunuz. Yine buradan cevaplayayım. Hep cevaplamaya çalışıyorum. Alfred'i uçakla İstanbul'a götürüyorum. Buradan Varşova'ya arabayla gideceğiz. Uçakla İstanbul'a gideceğiz. Oradan arabayla Antalya'ya gideceğiz. Eşyalarımı deniz yoluyla Antalya'ya göndereceğim. Yanıma alabildiğim kadarını alacağım. Plan bu. Plan bu. Umarım gümrükte çok sıkıntı yaşamayız. Kesin dönüş belgesi falan filan. Allah ne verdiyse onların hepsini alıyorum. Ama işte insan geriliyor. Bürokrasi olunca insan geriliyor. Yorucu günler yani bitmedi henüz. Daha bunun mobilyası bilmem nesi var. Sadece tadilat yapıldı. Bunları düşünmek istemiyorum. Sadece geri dönüşü düşünmek istiyorum. Çünkü işlerim bitmedi yani. Bir de bu paketlediğim her şeyi unpacklemek olayı var. Şu an düşünmek istemiyorum. Evet, şu anda göreve odaklı olmak istiyorum. Böyle işte. Yani bu aralar niye yoksun sorusunun cevabı budur merak edenlere. İzleyen herkese teşekkürler. İlk IGTV videosu. Muhtemelen de son olur diye düşünüyorum. Çünkü IGTV'nin çok da mantığını göremedim. Ne var ne var? Bu da böyle işte. Devamlı beni araslıyor. Ne var? Devamlı bir de kıçını döner. İlle kıçını sevdirecek. Böyle. Ne var oğlum? Kakiş mi var? Kakaya mı gitmek istiyorsun sen? Ha? Kakaya mı gideceksin sen? Salak. Evet, bugün üçüncü kakamıza çıkmadık. Bir kaka yaparız, bir çöp atarız. Sonra paketlemeye devam. Kendinize iyi bakın. Artık Polonya'dan yayın olur mu bilmiyorum. Olursa da bu evden olmaz. Görüşmek üzere diyorum. Bu aralar neden yoksun demezsiniz inşallah. Öpüyorum hepinizi. Ya bir sal beni.